abimiz yazmış. 26 yıl köy hizmetlerinde görev yapmış bir makine mühendisiyim diyor. Maaşım yeni zamla ancak 15 bin lira oldu diyor. Yahu Allah'tan reva mı? İlkokul mezunu bir temizlikçiye verilsin verilmesin de demiyorum. Ama daha 3 ay önce kadroya alıp da 30 bin lira maaş verirken devletin bir kurumunda 26 yıl görev yapmış bir makine mühendisine, inşaat mühendisine, jeoloji mühendisine, 15 bin lira, 9 bin lira, 11 bin lira emekli maaşı reva mı? Bunları konuşsak ya. Peki. 7 bin 500 lira emekli maaşı olur mu ya? Recep Tayyip Erdoğan İpek simit hesabı yapıyordu iktidara gelmeden önce. Diyordu ki 4 kişilik bir aile 4 simit 4 çay yese 3 öğün 12 simit 12 çay içse şu kadar para gider diyordu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a ben yapıyorum simit hesabını. Simit 10 lira, Çay 10 lira, 20 lira. 4 kişilik aile 80 lira. 3 öğünde 240 lira. 30 günde 7200 lira. Recep Tayyip Erdoğan 7500 lira alan emekli. Bu 7200 liralık simit ve çay hesabıyla nasıl yaşayacak vicdanınız var mı? Ben isyan ettim. Dedim ki milletvekilleri mecliste dedim kendi maaşlarına gelince seyyanen 4000 lira zam yapıyor. Kendi maaşlarını artırıyor dedim. Yazıyor troller. Vay Cemal Engin Yurt 140 bin lira alıyormuşsun. Oğlum ben niye alayım ben sadece? Recep Tayyip Erdoğan da 65 bin lira emekli maaş alıyor. Mehmet Şimşek de 65 bin lira alıyor. Bugün göreve gelen Mahmut Kaçar da 4 tane yerden yönetim kurulu üyeliği emekli maaş alıyor. 600 tane milletvekilinin 300 tanesi emekli maaşıyla milletvekili maaş alıyor. Diyorum ki kendinize gelince gece yarısı 4 bin lira artırdınız da bu 7500 lira alan insana acımadınız mı vicdanınız sızlamadı mı diyorum vicdansızlar yazıyorlar 140 bin lira alıyorsun bir tek benim alıyorum ya ne vicdansız adamsınız ben emeklinin hakkını savunmak için kendimi ortaya koydum ama bakıyorum şimdi birileri bunun üzerinden fırsat bilip linç girişimi önemli mi zerre kadar önemi yok kim üzerime gelirse gelsin kimler söylerse söylesin. İnandığından, doğru bildiğinden zerre kadar geri adam atan namerttir. Konuşmaya devam edeceğim. Ne demiş Nazım? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Karanlıklar aydınlığa çıkaracağız inşallah. Evet.